Arkadaşlar merhaba, sizin dün izlediğiniz kutu açılımıyla bu kutu açılımı aynı gün geldi aslında. Birini yine kendi adıma, diğerini de annemin adına söyledim. Bu bugün geldi, ikisi bugün geldi. Ama bu siparişte benim başka ürünlerim de vardı. O ürünler bu kutuda değil. Nereden biliyorum olmadığını? Çünkü o ürünler bu kutuda olsa bu kutu bu kadar küçük olamaz. Üstündeki şeyde de, etikette de şey yazıyor zaten. Eksik olduğunu gösteriyor. Yani benim aldığım iki ürün, iki tane daha mystery box vardı. Onlar bu kutuda gelmemiş. Ayrı olarak yolladılar galiba. Nasıl olacak bilmiyorum. Burada yoklar. Şöyle açayım bunun etiketini göstereyim. Bunun içinde ne var peki? Bunun içinde çok güzel ürünler var arkadaşlar. Şöyle ayağımın altına bir indireyim. Biliyorsunuz C2E2 etkinliği vardı. Orada çıkan figürler vardı. Onlardan bir tanesi şeydi. Tony Stark ve Scissor Clone'du. Onlar da bu kutuda olması gerekiyor arkadaşlar. Etikete göre bu kutudalar. Şimdi açacağım bakalım. Kutuda olması muhtemelen. Yani biz Türkiye'ye gelen ilk C2E2 figürlerinden bir tanesi bunlar bence. Hani yani ilk değilse de ikinci falandır. Bilmiyorum, ilk de olabilir çoğu için. Şöyle bakalım. Ama ilk videoda çıkan ilk ürünler olacak bunlar. Bunun içinde ne var? Bir tane C2E2 Tony Stark var. Göreceksiniz zaten. Şöyle açayım. Bir tane de mystery box'ımız var tabii ki. Şunları bir atalım. Şöyle ayıralım. Bir tane de Roger aldım arkadaşlar. Chase çıkar umuduyla ama tabii ki direkt o karşıma çıktı. O da yine Chase çıkmamış. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Dünkü videoda da biliyorsunuz iki tane açmıştım. Gene Chase çıkmamıştı. Bu da üçüncü oldu. Elimde üç tane normal Roger var. Şu an satışta diye ben her kutuya eğer yerim varsa ekliyorum. Tabii bu kutunun içindeki güzel şeylerden bir tanesi. Bu kutu arkadaşlar. Ne bu kutu? Funko Pop Mystery Box. Ama ne mystery'si? Korku arkadaşlar. Bunu da burada açacağım. Birazdan açacağım. Şimdi diğer 3 tane figürümü göstereyim. Sonra bu kutuyu kaldırayım. Sonra da onu açayım. İlki bu arkadaşlar. Bunun şu an stoğu bitmiş duyduğum kadarıyla. Tony Stark C2E2 figürü. Bunu böyle bir yakından göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şu shared sticker tabii, orijinal sticker değil. Böyle. Arkasında başka hiçbir şey yok. Yine bu şekilde. Şu şeyi metalik yeri bayağı parlak gözüküyor. Bilmiyorum videoda ne kadar anlaşılıyor. Bayağı parlak gözüküyor. Üstü bu şekilde. Altı da bu şekilde. Aa, şu an gördüm. Aa, kutunun durumunu çok beğenmedim açıkçası. Şu an böyle görünce kutunun durumu mükemmel değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu yani en beğendiğim figürlerden bir tanesi iken C2E2'da çıkanlardan. Şu ana kadar aldığım en kötü durumdaki kondisyonlu kutu diyebilirim. İkinci figürü göstereyim arkadaşlar. Yine C2E2'da bir sürü. Bayağı ağırmış bu. Diğeri de Scissor Clone. Şöyle altından göstereyim. Bu mükemmel durumda gelmiş bu arada. Şöyle göstereyim. Şurada gene bunun da pisanı. Bu mükemmel durumda gelmiş. Ve bu bayağı ağır bir figür. Şöyle elinize alınca bayağı ağır olduğu gözüküyor. Şöyle altını da göstereyim. Ama böyle mint gelmiş belli yani. Bayağı da ağır. Şöyle göstereyim. Ben bu Scissor karakterini tekrardan basılacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Scissor zaten çok ünlü bir karakter değildi. Ama figür hani şu ana kadar gördüğüm en iyi figürlerden bir tanesi bu arada. Genelde böyle ağız yapmıyorlar bunlara. Şöyle göstereyim size. Ağzı falan bayağı iyi. Bayağı hoşuma gitti. Bu bayağı güzel. Şu Tony Stark'ın figüründen daha ağır oturaklı bir figürü olmuş bu. Şimdi geçelim mystery box'ımıza. Şunu şöyle aldık. Şu ikisi şurada. Şu da şurada. Bu korku mystery box Türkiye'de herhalde ilk açtığımı biliyorum. Hani ilk getiren miyim bilmiyorum. Çünkü videosu olmadığını biliyorum da. Türkiye'de ilk korku mystery box açan olduğumu biliyorum. Bizim hani gerek Discord'daki gerek diğer fan toplayan arkadaşlarla da konuştum. Ben de hiç korku alan yok. Bakalım içeriği nasılmış. Belki güzel çıkarsa siz de bir bakabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. İki tane blacklight var. Şöyle tersten bir göstereyim. Şu şekilde kutu içeriği. Altı tane figür var. Hiç görmeden şu arka sıradan başlayacağım. Ön sıraya doğru geleceğim. İlk figürden başlıyorum. İlk figür Trick and Treat'ten Sam. Figür bayağı güzel gözüküyor. Bunu izlemedim ben. Ama
Figür bayağı güzel gözüküyor böyle. Black Light. Fosforlu gibi gözüküyor. Bayağı hoş. Şöyle göstereyim size. O hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir figür bence. Bunu da şöyle koyayım. İkinci figürüm bu Stranger Things'ten Vecna. Ben Stranger Things'in korku olarak sayacağını düşünmüyorum ama bu figür çok güzel gözüküyor ya. Bilmiyorum kamerada ne kadar görebileceksiniz. Belki buraya açık haline eklerim. Çok güzel gözüküyor yani. Çok detaylı. Ben bu figürü ilk kez yakından görüyorum. Şu vücudundaki detaylar falan inanılmaz hoş gözüküyor. Şöyle bir gösterdim. Bunu da buraya koydum. Üçüncü figür. Candyman'den Candyman with Bees. Zannedersem bunun çeyisi var arkadaşlar. Bu versiyonu mu bilmiyorum. Bunun çeyisi var diye biliyorum. Bayağı hoş duran bir figür. Bakayım. Detayları da bayağı güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Bu filmi de izlemedim arkadaşlar. Bunlardan bir tek şu ana kadar Stranger Things'i izledim. Bunu da izlemedim ama bunu çok duyuyordum. Bunun çeyisinin değerli olduğunu biliyorum. Ama bu versiyonu bilmiyorum. Üç tane daha var. Şimdi sırayla onları açalım. İlki Stranger Things'ten Eleven. Bu figürün bu kutunun içinde olması bence saçma. Hadi yine Vecna. Hani bence Stranger Things korku sayılmaz ama en azından korku karakteri olarak. Şimdi Eleven'ın orada olması bence saçma yani. Bu figürün bu kutudan çıkması. Bunu beğenmedim. Yani bu kutudan çıkması saçma. Bu kutudan beklediğim figürlerden biri bu değil. Genelde ben Pennywise falan bekliyordum bu kutudan. İnternette birkaç videoya bakmıştım çünkü. Bir sonraki Carrie. Bak bu güzelmiş. Bunun başka versiyonları da var. Bu Glow in the Dark Carrie. Fena değil. Bunu ilk kez görüyorum bu figürü ama fena figür değil yani. Kutunun içinde bir hasar görüyorum ama şöyle göstereyim. Şu kutunun içinde bir hasar görüyorum. Bakalım ben bu da benim için ilk deneyim olacak. Bunu ben bir şeye yazmayı deneyeceğim. Pop kalçaya yazmayı deneyeceğim bakalım. Bunu da hiç kutunun içinde bakın. Hatta hiç şu ana kadar karşılaşmadığım bir şey olduğu için size de paylaşayım. Kutunun içindeki şeyde yırtık var arkadaşlar. Nasıl olabilir ben de bilmiyorum. Bunu bir şeye yazacağım pop kalçaya. Şuradan belki gösterebilirim. Şurasında bakın yırtık var. Koruma şeyinde. Şöyle belki gözükebilir. Şu şekilde. Açayım ya. Kibarca açmaya çalışıyorum. O yüzden zarar vermeden. Şöyle bir açayım. Açıp göstereyim. Normalde ben açmam ama hasarlı olduğu için açıp. Bir bakalım pop culture'ya da yazacağım belki. Bundan para iadesi falan fazla bir şey alıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu nasıl olabilir ben bilmiyorum. Bak. Şöyle gelmiş. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle. Şu şekilde hasarlıydı yani. Bunu koyalım kutusunun içine. Yazacağım bakalım. Belki bundan para iadesi alırım. Para iadesi alırsam benim sevinirim yani. Bakalım ne olacak. Direkt hasarlı çıktı. Tekil olarak alsam kesin bence para iadesi alırdım ama Mystery Box'tan çıktığı için bilmiyorum alabilir miyiz. Bakacağız artık. Alamazsam bu biraz üzücü. Son figür arkadaşlar. Son figürde yani şimdi Stranger Things'i eleştirdim. Bu ne alaka arkadaşlar? Korku Box'ını kimseye önermiyorum. Şu ana kadar rezalet bir kutu çıktı. Hani diğerlerini geçtim. Squid Game ne alaka korkuyla? Squid Game'in nesi korku? Hiç de sevmem Squid Game figürlerini. Yani bir de bu da çıktı. Korku kutusu çok kötüymüş arkadaşlar. Almayın. Hele böyle çıkabiliyorsa bence kesin almayın. Biri hasarlı çıktı. Biri alakasız çıktı. Bu çok alakasız. Bu da alakasız zaten. Yani içinden şu Sam güzel, şu Candyman güzel. Vecna da bence alakasız da. Hadi Vecna da güzel. Figür olarak güzel en azından. Şu üçü çok hadi kere sağlam olsa neyse de çok alakasız bence. Hiç memnun kalmadım bu şeyden. Özellikle korku kutusundan çıkanlardan. Cesar Kulağım bayağı güzel. Tony Stark beklediğim kondisyonda hani biraz daha iyi olabilirdi kondisyonu. Altında ufak bir kırışıklık gibi bir şey var çünkü. Kutu dışı hiç hasarlı değil arkadaşlar. Yani gelirken hasarla hasar görmedim.